Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. Listede 15 tane Kayseri'den firma var. Siz Kayseri'yi sanayi gelişmişliği yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri'mizin sanayisi genelde iyi yani, güzel. 15 tane firmada büyük bir ihtimal şeker falandır yani. Orta. Çok gelişmiş değil. Mesela İstanbul, Ankara, Bursa gibi değil. Daha kötü de değil, orta. Ne kötü ne iyi gibi düşünüyorum yani. Sanayi yönünden Kayseri gelişmiş. Ticaret bakımından gelişmiş. Yani son zamanlarda yani büyük fabrikalar var. Yani ben yurt dışında kaldığım için çok fazla da bir şey diyemeyeceğim yani. Ama Kayseri son 8-10 senede bayağı gelişti. Çok aşırı göç aldı. Yani artık büyük bir şehir oldu bu sanayi yönünden. Güzel buluyorum. İyi yani, son 10-15 senelik büyük atılımlardan sonra sanayide söz sahibi olmaya başladık Kayseri olarak. Bence iyi yani. Ya Kayseri eskiden daha iyiydi sanayi gelişiminde. Yani sonradan belli atak yaptılar ama biraz daha Konya'ya falan nazaran daha geride kaldı. Yani bu biliyorsunuz işte İstikbal'in, ondan sonra Mondi'nin falan böyle boydaklardan dolayı şey yapması. Tabii etkiledi FETÖ'den dolayı ama kayyum atandığında da bayağı bir gelişme oldu. Ya bu konuda memnunuz. Tabii çok kişi ekmek yiyor biliyorsunuz. Yani sanayi her zaman gelişmesi lazım. Sanayi geliştiği zaman o kent gelişir, ayakta durur. Yani Kayseri sporumuzun da düşmemesini istiyoruz. Biliyorsunuz futbol da etkiliyor şehirlerin gelişmesini. Kayseri büyük bir ilerleme geliştirdi. İnşallah daha da güzel olacak. Bunların olması gayet güzel. Daha iyi şeyler bekliyoruz inşallah. Kayseri sanayi olarak Türkiye'de sanıyorum yani ilk 10 içerisinde de böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sanayisi fena değil Kayseri'nin, gelişmiş. Ama buna rağmen yeterli gelişmiş değil. Türkiye zaten az gelişmiş bir ülke ama Kayseri nispeten iyi. Sanayi bakımından gelişmiş biliyorum ama ne derece olduğunu bilmiyorum. Yani Türkiye sıralamasında hangi sırayı alır onu bilemiyorum. Sanayisel olarak gelişse de insanları aşırı yobaz olduğu için pek bir ilerleme olacağını sanmıyorum. Sanayi gelişiyor. Habire büyüyor betonarme şekilde. Ama işçiliği nasıl bilmiyorum. Türkiye'nin sanayisi ya. Kayseri başkadır yani. Vallahi Kayseri Türkiye'nin en gelişmiş sanayisine sahiptir. Yani başka da diyecek bir şey yok. Bir numara Türkiye'den. Sadece sanayi olarak sadece mobilya üstüne odaklanmışsık. Başka bir sanayileşme yok. Onun dışında da farklı bir sanayileşme de olabilir yani. Sanayi gelişmişliğinden pek fazla değerlendiremiyorum. Çünkü işsizlik oranı çok. Fazla bir şey söyleyemiyorum yani. Bence kötü. Orta seviyede. Çok da gelişmiş bir şehir değil sanayi olarak. Yani İstanbul'a baktığına, Kocaeli'ne, Antep'e, Konya'ya baktığına göre çok geride kalmış bir şehir. Kayseri şu anda sanayi genişliği yönünden bence Orta Doğu'nun en sanayi bölgesi. İç Anadolu'nun, yanlış söyledim. İç Anadolu'nun en sanayi bölgesi ve gerçekten kenarındaki şehirlerden Kayseri'ye oldukça akım ediyorlar. Ve burada oldukça iş imkanı var. Ve de insanlar memnun olduğunu söylüyorlar. Vallahi ben geliştiğini pek zannetmiyorum. Çünkü yani ben iş bulamıyorum. Ben lise mezunuyum. Daha iş bulamadım. Yani sanayi olsun, organize olsun hep bitik durumda, ölük durumda yani. Gidiyoruz, iş bulamıyoruz. Öyle kaldık. Kayseri sanayi girişinin yönünde çok güzel gelişme var. İnşallah bunun devamı gelir. Kayseri'mize hayırlı olsun diye. Sanayi olarak çok gelişti ama bazen ellerinde eleman tutmakta sıkıntı yaşıyor bazı büyük firmalar. İşte bunlarda maaş olsun, sigorta olsun, çoğu insan bunlara gözü önünde bulunduruyor. Bir de kalifiye insanları çok değersizleştiriyorlar. Değersizleştirdiği için de sanayi biraz durağan duruma geçiyor. O yüzden biraz daha önem arz etmekte yani. Bu gibi konulara biraz daha değinilmesi lazım. Ya, diyeceğim bu kadar yani. Aynı arkadaşa katılıyorum. Hepimiz, ben Elif Mobilya'da çalışıyorum.
Kayseri'de organizede çalışmak demek asgari ücret demek. Onun üzerinde fazla kimse pek bir şey alamıyor. Hayat böyle gelip geçiyor. Azı bulamayan çoğa kanaat edemez misali. Valla şu an için geliştiğini düşünmüyorum. Son 7-8 yılda yani. Daha önce biraz gelme vardı ama şu an için aşırı derece durgunluk var yani. Piyasada durgun zaten. İşsizlik almış başını gidiyor. Yani o zaman bu memlekette işsiz olmaması lazım. Yani en azından Kayseri'de işsiz olmaması lazım. Ben kimle konuşsam işsizim. Yani insanlar zor durumda. Ben ilerlediğini zannetmiyorum. Onun sadece medyatik olduğunu düşünüyorum yani. Sanayi Antep'ten sonra ikinci. Antep birinci, Kayseri ikinci. İstanbul tabii ki hariç. Sanayimiz çok güzel. Şimdi şöyle, ülkemizin iç ekonomi olarak ne kadar kötüye gitse de sanayi bakımından her gün geliştiğini biliyorum. Kayseri'deki bu gelişmeden yeni haberim oldu, sağ olun. Bunun ülkemize çok faydalı olacağını biliyorum, düşünüyorum. Ve bu çalışmada iş yürüten herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Vallahi Kayseri şu an İç Anadolu olarak düşünen şu an en büyük fabrikalar. Gerçekte Kayseri'de çok büyük yatırımlar var. Boydaklar olsun, İstikbal olsun, Merke Çelik olsun, HES Kablo olsun. Fabrikalarımız gerçekte Kayseri'yi, İç Anadolu yani yoksul kesimi ayakta tutan fabrikalar var. Ben fabrikalarda yani 5-6 sene çalışmışım şu an ben. Organize'yi şu an ne ucunu görebiliyorum ne sonu. Fabrikada yani çalışan vatandaşlarımıza gerçekten Allah gönülden, canlı gönülden yardım etsin. Allah yani zenginlerimizi başımıza eksik etmesin. Bizim Kayseri gerçekte Türkiye'nin şu an en birinci olmasa da ikinci, üçüncü sırada organize sanayisi gerçekten çok çok gelişmiş. Umarım daha da iyi olur. En azından çalışan insan kesimleri değeri yoksul halkımıza ilaç olur.